İki tür feda vardır. Doğru olanlar benimkiler. Satrançla ilgili bildiklerinizi unutun. Derin bir nefes, çay, kahve alın. Tal ile satrancın kuantum dünyasına bir yolculuk yapıyoruz d4 at f6 c4 g6 at c3 fil g7 e4 d6 genellikle at f3 sonra kısa rok tercih edilir f3 agresif bir kurulum biraz sonra şahın buraya gelecek ben de piyonlarla geliyorum seni mat etme gibi bir düşüncem var. Ayrıca F3 merkezde destekler, mat atağı yaparken oldukça önemlidir. Tabii ki gelişimle ilgili bazı sorunlara yol açar. Kısa Rok Şahint Savunması Tal'in sevdiği türden taktik dengesiz konumlar oluşur. Açılışta merkezi bıraktı. Önce şah güvendi, sonra rahat rahat atak yapabilir. Fil E3 hazırlıklar var. E5 Şahım güvende senin şahın biraz problemli. Pozisyonu, merkezi, hatları açabilirse bu durum güzel atak fırsatları verir. Elbette D5 konumu kapatmak güzel seçeneklerden bir tanesi. D alır E5, D alır E5 aslında bu karar merkez piyonuyla D piyonu değişimi demektir. O kadar piyonları sürdü, gelişimi göz ardı etti, bu kadar kolay vazgeçmek pek tutarlı olmazdı. E5'e gerilimi tutuyor, at E2 filin yolunu kapatsa bile muhtemel e alır d4'e vezir veya fille alarak at c6'ya artık tempo kaybetmez. At ile alabilir. C6 Oldukça yararlı esnek bir tercih. Vezir D2 kurulumu çok daha fazla tercih edilir. Burada vezir B3. Peki. Biraz sonra uzun rok hazırlıkları ve kale rakip vezirle aynı hatta gelerek baskı yapabilir. En son vezir B3. Tal gerilimi sonlandırıyor. E alır D4. At alır d4. Fil artık çok daha etkili. Ve d5. Bu bir piyon fedası. Rakip kabul ediyor. C alır d5, C alır d5, E alır d5. Ne olabilir ki? Piyon önde bir de geçer piyonu var. Biraz sonra uzun rok. Şah güvende. Mükemmel. Lütfen videoyu durdurun. Bu konumda akla en son gelecek, en tuhaf, mantıksız hamleyi bulun. Hazırsanız başlıyoruz. At C6 yanlış görmüyorsunuz. Atı piyona bıraktı. Mihail Tal yaptığı bu feda ile uzay zamanı büküyor. Neden sonuç, akla, mantığa uygun her şeyi alt üst ediyor. Tal'in satranç dünyasına hoş geldiniz. Bu dünyada 2 artı 2 5 yapar. Evet. En son at C6. E rakip alıyor. D alır C6. Kale E8. Bir şey yok gibi. Tabii ki açmazdaki fili almak istiyor. Bu yanlış bir fedaydı. Ve doğru karar uzun rok. Fili bırakmak. Sonra C alır B7, ver fili, ver kaleyi. Şah F2 tercih edilmiş. Fili korudu, açmazdan çıktı. Kale alır E3. Durmuyor. At fedası ve şimdi kalite alırsa şah tahtanın ortasına doğru çok tehlikeli. Zaten bu kalite fedası kabul edilseydi neler olabilirdi biraz sonra Tal bizlere gösterecek. Sürprizi kaçırmak istemiyorum. Şimdi ver atı. Kale D1 ile korudu. Peki. Ve artık kale açarak veziri rahatsız edebilir. Ve bu sebeple vezir E7 güzel. Kaleyi de tutar. Bir problem var. Bu karar çok mantıklı olurdu. Tal ilk olarak atı. Sonra kale ve şimdi diğer atını feda ediyor. At G4. Eğleniyor muyuz gençler? E alıyor artık. F alır G4. Fil alır D4. Şimdi C alır B7. Neden yapmadı? Vezir F6, Şah G1, ve sonla açarak şah mat olurdu. Bu nedenle fil alır d4'e fili alıyor kale alır d4 vezir alır d4 ve bir kere daha benzer bir taktik gündeme geldi. Vezir d5. Vezirleri değişme önerisi. Tal vezirleri tahtada tutmanın dahiyane bir yolunu buluyor. Kendisine diyor ki, eğer çifte şah ile gelirsem, veziri alması mümkün olmaz. E peki, ben de kalemi E2'den feda ediyorum. Çifte şah. Ve kaleyi şahla almak zorunda. Şah alır E2, fil alır G4, Şah E1 zorunlu. Evet. Burada bir at yok ve kale hızlı bir şekilde ata katılabilir. Kale E8. Fil E2 kapattı. At, kale, diğer at ve şimdi bir de kalite fedası geliyor. Kale alır E2. Rakip terk ediyor. Atalır E2 vezir boşta. Tek kelimeyle inanılmaz ve gerçekten bu kadarı çok fazla. Bir kere daha Mihail Tal'in mükemmel oyunlarından bir tanesini izledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.